Hamsili pilav. 3 kilo hamsi, 3 su bardağı pirinç, 3 adet kuru soğan, 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 3 yemek kaşığı kuş üzümü, 5 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, karabiber, kaya tuzu. 3 bardak pirinci, artık anne usulü, herkes biliyor bunu, tuz koydum, sıcak suyunu koydum ve bekleteceğim birazcık. Ben de o arada iç pilav için hemen soğan doğruyorum. 3 tane soğan, küçük küçük olduğu için 3 tane, zevkinize kalmış ama hamsiye çok yakışıyor soğan. Biz değil Karadeniz'de hani çok fazla balık olduğunu düşünüyoruz ya. Aslında Türkiye'de en az balık tüketen memleket Karadeniz'miş. İnanılmaz şaşırmıştım ilk duyduğumda. Aşk olsun Karadeniz dedim her seferinde. Çok enteresan, daha çok et tercih ediliyormuş. Ya hamsi zaten balıktan saymıyorsunuz, onu da biliyorum. Onun her şeyini çok seviyorsunuz. Ben soğanlarımla uğraşırken siz de sizden gelen güzel bir video izleyin. Sonrasında soğanımızı kavuralım. Bir parça da yine tereyağımı ekleyeyim. Soğanım gayet güzel kavruldu. Şimdi fıstığımı alıyorum. Şöyle 2-3 kaşık fıstık gayet yeterli. Şu an bildiğiniz böyle bir zeytinyağlı dolma yapıyormuş gibi düşünün. Eğer böyle mutfağa yeni ısınanlar varsa, zeytinyağlı dolma içi yapıyoruz. Fıstığı döndürdükten sonra burada suya koyduğum kuş üzümleri, dolmanın olmazsa olmazı, hafif şöyle bir mayhoşluk veriyor, tat veriyor. Onu da ekleyelim. Kavrulurken pirincimi yıkayayım. Şimdi birazdan hamsilerle uğraşacağım. Hamsi biliyorsunuz bayağı elde kokusu kalıyor. Çok kolay kolay da gitmiyor ama ben razıyım. Çünkü bu pilava çok yakışıyor hamsi. Birazdan onları çok itinalı bir şekilde dizeceğim. Yeterince kavrulduğunu düşünüyorum. Şimdi böyle iç pilav gibi olacak dedik ya. Normalde bir bardağa 2 bardak konur. 6 bardak koymam gerekirken ben 5 bardak koyacağım. Altını da çok kısayım. Azıcık tuzunu da atayım. Tamam. Pilavım demlensin, ben de buraları toplayayım. Sevgili Atatürk'ümüz Selanikli, ben de Selanikliyim. Onun memleketlisi olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. En sevdiği böreklerden bir tanesi, aynen benim de öyle, ıspanaklı börek. Ben hemen böyle pratik olsun diye hazır yufkadan yapacağım. Annesi çok yaparmış ona. Atatürk'ün anısına birazdan onun için Selanik usulü ıspanaklı bir de böyle börek döşeyeceğim. Hazır yufkadan, nacizane, sırf onun anısına gelecek. Thank you.
şimdi hamsilerle bir haşır neşir olacağım ya. Önce elimi şöyle bir limonluyorum. Böyle iyice böyle çok işe yarıyormuş. En azından ne kadar kokuyu azaltırsak o kadar iyidir. Biraz da tuzluyorum. Tuzlayayım ki kokmasın. Şimdi hamsimi alayım. Bu pilav için gerçekten böyle bol hamsiye ihtiyacınız var. Şöyle açalım. Yağlayalım. Bol yağlayalım. Güzel kızarsın. Şöyle. Şimdi kuyruk kısmı birbirine bakacak şekilde bütün cam kabımı böyle çiçek gibi dizeceğim. Hep üst üste getireceğim. Hep üst üste. Biri diğerinin üstünde olacak. Özellikle böyle eğer benim gibi cam kap kullanacaksanız, yani çevirmeyecekseniz daha doğrusu, böyle en güzellerini en üste bırakın. En üstü daha önemli. Pilavımı kapatabilirim. Bir tık böyle sulu kalsın istiyorum. Şimdi tam bu köşelerini biraz böyle getirttim. Şimdi tam onların üstlerini örteceğim. Hafif bu sefer böyle dışa doğru sarkıtmaya çalışıyorum ki katlayabileyim. Tam öyle denk getirmeniz gerekiyor. Şimdi ben son şunu koyarken hatırladım ki balığımı tuzlamadım. Şuraya tuz serpeceğim. Kalanını ama öyle yapmak istemiyorum. Şu kalan suyunu dökeyim ve tuzlayayım. Hatta kaya tuzu yapayım. Harun şuna tuz atar mısın acaba? Böyle buna da at. Bir de buna da at. At 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 at. Yeter mi? Yeter. Birazcık pul biber atalım. Ay, karabiber atalım. Bunu unuttuğum için şu an yapıyorum. En başta yaparsanız çok lezzetli oluyor. Tamamdır. Şimdi pilavımı koyacağım. Aynı itinayı göstererek pilavını da üstünü de dizeceğim. Evet. Çok az böyle sulu bıraktığım pilavım. Şöyle çeviriyorum. Pilavım henüz demlenmedi, tam da suyunu çekmedi. Fırında hamsim pişerken tel tel olacak, hiç merak etmeyin. Üç bardak pirinçten yapmıştım. Biraz fazla geldi. Eğer aynı cam kabı kullanıyorsanız. Güvecimin de altını kapadım, efsane oldu. Şimdi şöyle seve seve kapatıyorum. Ve üstlerine yine aynı şekilde, hatta şuralara şöyle soka soka devam ediyorum. Vallahi büyük bir sabırla hamsimi dizdim. Genelde böyle bu pilavı yapanlar böyle bir yerinden açılsın istemiyorlar. Ben şahsen biraz açılınca hoşuma gidiyor böyle içinden pilav görmek ama o onun böyle kusuru gibi düşünülüyor nedense. Şöyle şunu da dökeceğim azıcık. Hatta elime yapayım. Böyle güzel kızarsın. Hamsi yağ sever. Sanki güzel oldu.
pilavımın demlenmesini göze alaraktan şimdi ben önce 170 ile başlayacağım. Ondan sonra da kızarsın diye 200'e çıkaracağım. Çok da kolay pişmez, bir yarım saat 40 dakika belki sürer, saatini söylerim size ne kadar sürdü. O arada da ben Atatürk'ün en sevdiği börekmiş Selanik usulü ıspanağımı yaparım. Mutfağımı topluyorum. Siz de tarifini izleyin tekrardan hamsili pilavımın. Ondan sonra Selanik böreğine geçeriz. Hamsili pilavımı çıkarıyorum. Evet. Hamsili pilavım.